Beyler, Allah aşkına niye burada olduğumuzu bilen yok mu ya? Evet ya. Tatil zamanı okulda ne işimiz var? Okul zamanı pert olduğumuz yetmiyormuş gibi. Afet Hoca çağırdı, geldik işte abi. Belki de şarkı yarışmasına katılalım diye çağırdı ha? Evet evet, seni de Grammy'ye aday gösterecekmiş. Ya arkadaşlar, kötü bir şey olmasın. Yani Afet Hoca normalde böyle bizi tatil çağırmaz ki. Evet abi, kesin bu son yaptığımızda çok bozuldu, hepimizin fişini çekecek. Zaten tatilin başından beri Afet Hoca rüyalarımda abi. Bize o notların hesabını soruyor. Ya kabusum oldu, nereye baksam onu görüyorum. Ama itiraf ettik. Yani yok mu bu işin pişmanlık yasası falan? Ya yapma bunu, yapma bunu. Oğlum, onun adı Afet. Affet değil, tek feyle. Evet abi, kesin o notların hesabını soracak. Abi, ya ben şurada bir ses açayım ya. Hiç boşuna uğraşma kanka. Yemez öyle şarkı yarışmasına hazırlanıyorum falan. Evet abi, kesin bu sefer fırçayı yedik. Aman, yiyelim ya. Ya kaç kere 16 olacağız ki? Oğlum, harbiden Afet Hoca yemez bu şarkı ayaklarını falan ha. Ya abi, şarkı söyleyeceğim ama yarışmada değil. Allah Allah, nerede? Az sonra görürsünüz. Ben bir hazırlanayım, hazır hale geleyim. Abi bırakın, iyice kafayı yedi bu ya. Biz Afet Hoca'ya kendimizi nasıl affettireceğiz onu düşünelim. Merhaba arkadaşlar. Ha merhaba yavru. Bu ses yarışması başlamadı değil mi? Yok başlamadı. Ne o? Sen de mi katılacaksın yoksa? Evet. Ben çok severim de konsept olarak türküneyi söylemeyi. Ay bir sene eskidi. Efendim aslanımcığım, bir şey mi dediniz? Yok sana demedim. Bonusa dedim. Hadi bonus, bir ses açalım. Neyse. Ben de ses açayım bari. Gerçi nasıl açıldığını da bilmiyorum ama. Sinir oluyorum ya. Nereye gitsem peşimden geliyor. Şimdi ses yarışmasına katılacakmış. Onca insanın çocuğuna idari amirlik yapıyorum ama kendi çocuğumdan uzağım. Şeytan diyor, çık Serap Ezgün'ün programına. Sevda Hanım'ı bütün eğitim camiasına rezil et. Ah Sevda Hanım, ah yazıklar olsun. İstanbul'un bütün kedilerinin toplamından daha nankör çıktınız şerefsizim. Ama ben bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Merhaba. Hoş bulduk. Arkadaşlar, Afet Hoca geliyor. Beyler, suratındaki asıklığa bakılırsa korktuğumuz başımıza geldi. Evet arkadaşlar, haksız notların hesabı verilmek üzere hazır olun. Abi bir şey yapsak yumuşamaz mı acaba? Çok geç artık. Sizi tanımak güzeldi, hakkınızı helal edin. Öğretmenim! Canım benim, canım benim! Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Okul, öğretmen. Şarkı yarışmasına katılmaya mı geldiniz? Öğretmenim yok, içimizden geldi o yüzden. Sizi ne kadar özledik anlatamam ben. Yani öğretmenim, eğer siz bizi çağırttırmasaydınız inanın biz sizi çağırttıracaktık o kadar yani. Aman gözlerim yaşardı. Ne yapalım öğretmenim? En sevdiğimiz öğretmenimizden bu kadar uzun zaman ayrı kalmak inanın. Tamam anlaşıldı, tamam. Ben de sizi çok özledim. Ben bütün tatil boyunca sizi düşündüm. Dedim bu çocuklar okullarını kim bilir ne kadar özlediler. Çok rüyalarıma girdi. Ben de dedim. Dedim çocuklar bu kadar özledikleri okulları için bir şey yapmak isterler. Onun için çağırdım sizi. Nasıl? Ne yapacağız ki okul içinde? Sınıfınıza çıkacaksınız. Bir güzel sınıfınızı temizleyeceksiniz. Sıraları tamir edeceksiniz, boyayacaksınız. Öğretmenim, canım benim. Bu bizim işimiz değil ki. Evet öğretmenim, Ramazan abi yapsın. Öğretmenim ya, bizim işimiz. Dinle burayı. Sınav sorularını çalıp hak etmediğiniz notlarla karnınızı doldurmak da sizin işiniz değildi ama onu yaptınız. Şimdi bunu da seve seve yapacaksınız. Marş marş sınıfa. Malzemeler sınıfta, ben kontrole geleceğim. Yürü. Yürü. Git. Biz sınıflarsak. Şimdi tamam.
Size de günaydın Mistan Bey. Ömürcüne'den akrabalar geldi de o yüzden çektim. Neyse buyurun oturun lütfen. Mistan Bey, düşündüm, karar verdim. Sevda Hanım'dan nafaka isteyeceğim. Olur tabii canım. Ona dünyanın parasını akıttım bugüne kadar. Bir servet harcadım. Ona harcadığım parayla Sharon Stone'u öperdim şerefsizim. Nafaka alabiliriz değil mi? Evet ama şoför? Şömine? Şöyle bir sıra. Strateji izleyeceğiz. Öyle mi? Nasıl bir stratejiymiş bu? Çok kısa bir özet olarak lütfen. Tamam. Du dilleri. Durumumuzu faydalı. Fakir göstereceğiz. Fakir göstereceğiz. Evet. Aslı Hanım. Şey diyecektim. Bu şarkı yarışmasında okuyacağım türküyü size söylesem bana bir fikrinizi söyler misiniz? Vazgeç artık Şerif Ali. Benim peşimde dolanmaktan vazgeç artık ya. Aslı Hanım, ben gerçekten yarışmaya katılmak için geldiydim. Gerçekten yarışmaya katılmak için geldin ha? Sen kimi kandırıyorsun? Hadi yarışmaya katıldın diyelim. Hadi kazandın da diyelim. Ne olacak? Hiçbir şey. Ama ben kazanırsam yıldız olabilirim. Sana göre şansım daha fazla yani. Bence sen ne kendini yor, ne de jüriyi boşuna meşgul et, tamam mı? Allah Allah. Aslı Hanım, niye bana kızlık yarışmaya katılıyorum diye. Demek bu yarışmaya katılmayı daha çok istiyor. Neyse, ben de katılmayı veririm. Hem aslanından daha kıymetli değil ya. Şerif Ali, ne işin var senin burada? Öğretmenim, bu şarkıcılık yarışması var. Ona katılmak için geldiydim. Ama... Ama ne? Ama vazgeçtim. Niye vazgeçtin? Öylesine. Nasıl öylesine? Bu Aslı'yla mı ilgili? Evet öğretmenim. Yani Aslı Hanım bu yarışmayı kazanmayı çok istiyor. Şimdi olmaz ama hani olur da o varken ben kazanırım, o çok üzülür. O üzülünce ben de üzülürüm. Hem önemli değil, yarışmazsan önemli değil ki. Hem nasıl olsa ben konsept olarak apartmanda da Türk Üney'i söylüyorum. Sen bilirsin ama kendine de en az karşındaki kadar değer vermezsen hiç kimseyi mutlu edemezsin. Bir şey daha, kendinden de hayallerinden de hiç kimse için vazgeçme. Hoş geldin 15 tatil. Zımparala babam, zımparala ya. Ya bu sıraların yetkili servisi yok mu kardeşim? Elektrik yüklüyüm. Ya bu Afet Hoca da iyice kontrolden çıktı yani. Kopya çekme Cavit, sıraları zımparala Cavit, konuşma Cavit. Uzatma Cavit. Ha bir de o var tabii. Ya Cavit uzatma. Zaten sinirim tavan yapmış. Şu işi hemen bitireyim de uzayalım buradan. Sen de hemen sinir bol, böyle boz, tamam mı? Çok sinir oldum ya. Sen koskoca uçan kuş, 15 tatilde sıraları zımparala. Olacak şey mi bu ya? Resmen şok şok şok, flaş. Bu kız da ne acayip ha. Normalde hıh desen ağlar, şimdi gülüyor. Hayırdır Fıski? Yeni formatlanmış bilgisayar gibisin. Ne? Yani iyi gördüm seni. Sıraları dondum. Ha. Ne dedi? Biraz özel ama hani sana anlatayım bari. Diyor ki, şimdi yanında olup o sıraları beraber onarmak için neler vermezdim diyor. Ay Sibel, bu adam beni öldürecek bir gün ya.
Desene şanslıyım. Nasıl yani? Boş ver. Sana kolay gelsin. Ne oluyor abi? Herkes bıraksın abi ellerindekini. Ama Afet Hoca dedi ki... Ya ne dediyse dedi abi. Bir 15 tatilimiz var. Onu da burada sıra tamir ederek geçiremeyiz. Ama Sıska kardeşim. Ya Teflon haklı diyenler. Ama abi o Afet Hoca kızacak. Mehmet saçmalıyor diyenler. O zaman anlat planı ne bu? Mehmet sabırsızlanmasın diyenler. Arkadaşlarım, yurttaşlarım, vatandaşlarım, dostlarım. Teflon kardeşin sizi doğaya davet ediyor. Yani temiz hava, oksijen, her şey, kum, ateş. Tabii Afet Hoca da yok. Düşünün. Ben varım kanka. Hele işin içinde adrenalin varsa yaz beni. E peki Sezar'cığım biz ailelerimizden nasıl izin alacağız? Yapma bunu, yapma bunu. Ya abi iznimizi almayacağız. Afet Hoca bizim yerimizi alacak. Afet Hanımcığım, size de teşekkür etme fırsatı bulamadım jüriye katıldığınız için. Ama ne demek efendim? Yalnız ben müzik konusunda otorite değilimdir ola göre. Efendim, müzik konusunda otorite olmanıza gerek yok. Musikiyle ilgili olmanız yeterli. Aa, evelallah. Peki şimdi ne yapıyoruz biz? Yani hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Peki şimdi ne yaptığımızı bana söyleyin. Çocuk gelecek, dinleyeceğiz. Sonucu hemen söylüyoruz. Yok yok. Şimdi çocuklar şarkıyı söyledikten sonra biz birden ona kadar bir puan vereceğiz. Hepsi bittikten sonra en yüksek puanı alan çocuk birinci olacak. Yani bizim okulun temsilcisi çocuğu seçeceğiz. Aynen öyle. Fakat biz bayağı ciddi bir sorumluluk yüklenmişiz Bahar. Rıdvan Kanat Lisesi'nin starını seçiyoruz Afet Hanım. Ha bu arada şeyi gördüm ben aşağıda bahçede, bu bizim Şerif Ali. O da mı giriyor yarışmaya? Girecekti ama vazgeçmiş. Aa, neden? Ya bu bir Aslı var ya 10A'da, o ona böyle sert bir şeyler söylüyordu. Zannediyorum ondan dolayı vazgeçmiş. Hadi bakalım, başlıyor muyuz? Hadi bakalım, kolay gelsin. Acayip zor yarış. Bana ne ama ben anlamam. Peki bu çocukların şarkı söylemesine müsaade edecek mi Behçet Bey? Tabii ben sordum. Şimdi normal şarkı söylenirken yapmıyormuş. Tamam. Başlayalım mı? Yeniden başlasın bu aşk ateşim yan. Başlayalım. Ramazan. Buyurun muzluk direktörüm. Efendim hazırsak ilk öğrencimizi alalım. Bastım. Şarkıcı olma meraklısı susaklardan biri, sıradan geliversin hemen. Dur şöyle. Geç bakalım şöyle. Geçiver şöyle. Heyecanlanma. Heyecanlanma. Bütün susaklar çok heyecanlı. Ramazan sen kapıda bekle. Baş üstüne. Ben olmayınca sırayı bozarlar. Kolay gelsin. Adını soyadını sınıfını söyle bize önce. Özden Alp 9C. Evet. Başla bakalım. Çiçek gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır, işmeli gözleri derya deniz. Yani ailelerimizi Afet Hoca gibi arayıp kamp için izin isteyeceğiz. Mükemmel fikrim bu mudur abi? Evet. E peki abi, kim konuşacak ailelerimizle öyle Afet Hoca gibi olgun olgun? Böyle olgun olgun. Pert pert. Demet abi. Arkadaşlar, ben Afet Hoca'nın sesini taklit edemem. Olduğu kadar güzelim. Hiç yaparsın. İyi, o zaman bir deneyelim. Are you ready? İşte endek, işte telefon. Önce benden başlıyoruz. Ses olun arkadaşlar. Yes. Alo. İyi günler efendim. Rahatsız ediyorum. Ben Rıdvan Kanat Lisesi'nden tarih öğretmeni Afet Güçverir. Teşekkürler efendim, iyiyim. Efendim hoca nerede? Camide değil mi? Sizler değilsiniz. Biz okul olarak bir kamp gezi düzenliyoruz. Ercüment de bizimle gelmek istiyor. Eğer müsaade ederseniz.
Maaşlarını da ben alacağım efendim. Bana güvenebilirsiniz. Tamam efendim. İyi günler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Annem be! Annem be! Kıymadı bana! Dağları deldim, tek başıma çölleri açtım. Bir tek ben elleri yendim. Kız başıma, sen de yıkılmam. Hani o bırakıp giderken seni, o öksüz. Hani o bırakıp giderken seni. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yanarım, yanarım, ne yapsam yanarım. Gecelerin hesabını kimlere sorarım? Yok öyle güz gibi soğuk olmak yüz, ayrılık taşır. Çıkabilirsin Aslı'cığım, teşekkür ederiz. Peki öğretmenim. Başka yarışmacı kalmadı. Veresiye vere vere kalmadı, kalmadı. Öğretmenim, hala katılabiliyor muyuz öğretmenim şarkıcılık yarışmasına? Evladım bu saate kadar neredesin? Arkadaşların kaç saattir dışarıda bekliyordu. Olsun, artık seneye katılırım ben de. Canım bir tane öğrenci, sabahtan beri kaç tane öğrenci dinledik. Geri çevirmeyelim çocuğu, söylesin. Zaten ben Şerif Ali'de bir Ali Rıza Bimbo elektriği alıyorum. Geç hadi söyle bakayım. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bakalım şimdi kimler kampa geliyor? Ellerini kaldırsın. Evet. Siber, Cavit, güzeller güzeli Demet, uçan kuş ve Demet'in sevgili abisi Mehmet. Tabii ki az söylesiniz, ben de orada olacağım. Diğer arkadaşlara da artık başarılar dileriz. Keşke sen de gelebilseydin Fıskiyeciğim ya. Ne yapayım, annem izin vermedi, gördünüz işte. Ya zaten annem izin verse Ertuğrul vermeyecek. Ben bilmiyor muyum sevgilimin huyunu? Neyse arkadaşlar, artık biz gidelim. Kalanla kalınmaz. Şimdi sevgili aslanım Cavit size kampla ilgili gerekli bilgileri verecek. Arkadaşlar, vazgeçilmezler 1. Uyku tulumu. 2. Battaniye. Ve 3. Yemek. Ben çadırları bizim o kamp tayfasına halledeceğim. Tabiatına da geri kalan her şeyimizi temin edecek. Siz ne olur ne olmaz yanınıza meyve, su filan getirin de beni duayla muhatap etmeyin. Ve şimdi action başlasın! Yürü abi. Sen gitmedin mi? Bak eğer istersen... Hayır yok yok sen git. Ben zaten sevgilimle buluşacağım. Sen bilirsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler abi. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Dinlemeyi bitirdik. Kimin kazandığına bakıyoruz. Güzel. Güzel. Çocukların böyle sosyal faaliyetlerde bulunmasını ben her zaman çok desteklerim biliyorsunuz. Ne demiş Atatürk? Herkes politikacı olabilir ama şarkıcı olamaz. Öyle değil mi Afet Hanım? Tam öyle değil ama bu kadar yaklaştığınız duysa sevinirdim. Efendim? Yani bizi bu kadar candan desteklemeniz ne kadar güzel diyorum. Evet, kazanan da belli oldu. Afet Hanım siz ilan edin isterseniz. Aman arkadaşlar, en iyisini seçtiniz değil mi? Çünkü bu liseler arası müzik yarışmasını mutlaka kazanmamız lazım. Ayrıca biliyorsunuz kazanan okula bir de para ödülü veriyorlar. Eğer bizim okul kazanırsa
Bu kazandığımız parayla mini mini birlerin, çalışkan ikilerin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Merak etmeyin, bu kadar sanatsever bir idari amirimiz olduğu sürece biz zaten kaybetmeyiz. Şimdi izninizle ben okuyayım çocuklara, neticeyi merak ediyorlardır. Çok haklısınız Afiyet Hanımcığım. Behçet Bey, siz de kazanan öğrenciye özel ders falan verin, olur mu? Oldu mu şimdi? Oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun. Dinle burayı. Sonuç belli oldu. Ben şimdi kazanan arkadaşınızı açıklayacağım. Bu arada kazanamayanlara bunun sadece bir yarışma olduğunu, bu yarışmaya katılma medeni cesaretini bile göstermenin çok önemli olduğunu söylüyorum. Üzülmemeleri gerektiğini söylüyorum. Bunda anlaştık mı? Evet. Tamam, bravo. Ben kazanan arkadaşınıza bir şey daha söylemek istiyorum. Dost kazanmak, hayattaki bütün yarışmaları kazanmaktan çok daha zordur. Dilerim şarkı söylemekteki başarısını, dostluklarını korumakta da gösterecektir. Evet, şimdi ben neticeyi şimdi mi açıklayayım yoksa yarın panoya mı asayım? Şaka, şaka. Ben açıklayacağım şimdi. Liseler arası şarkı yarışmasında Rıdvan Kanat Lisesi'ni temsil edecek olan arkadaşınız Aslı Sayda. Tebrik ederim Aslı Hanım. İnşallah büyük yarışmayı da kazanırsınız. Teşekkür ederim öğretmenim. Nereden baksan dört tane peynirle yer. Beş tanesini de reçelle. Sofraya önüne koyalım ki. Heh, çok sevinecek. Kerem! Biz Türk hukukunu senin gibi uykucuya mı teslim edeceğiz? O üzülmesin, canı acımasın diye bütün her şeyden koruyorsun. Ama konu aşk olunca elin kolun bağlı kalıyorsun. Kendi yüreğini halledemedin, kardeşine ne yapacaksın ki? Yolculuk kaçtı.
Çek abi çek işte, oksijen burada. Oh. Arkadaşlar şöyle geçin de bir fotoğraf çekin. Masa üstü arka plan yaparım. Çekiyorum. Çektim. Arkadaşlar kampı burada mı kuruyoruz? Cavcavcığım, Demet kardeşimizi insanca bir uyarsana. Beni yorma. Fankiler, gevezeli bırakırsak ormanın derinliklerine doğru ilerleyeceğiz. Yürüyecek miyiz? Taksi falan yok mudur burada ya? Az ileride ormanın içinde iki tane metro istasyonu var. Oraya kadar. Uçanım, kuşum. Hani böyle spor, yürüyüş, koşmak, doğayla iç içe, teknolojiden uzak değil mi? Trafik yok. Kalabalık yok. Saf oksijen. Gürültü yok. Tuvalet var mı peki? Yapma bunu, yapma bunu. Oksijen çarptı buna. Hadi abi. Biraz tut. Kestane, gülcen, palamut. Altı yaprak, üstü bulut. Dersen burada dert unut. Orman ne güzel, ne güzel. Kuş, kalk. Kuş! Ha! İkinci anlarım aletim Tugay'ı, ikinci tabur, altıncı bölük, on başı Rüya Akpınar. Evimle görüşürüz, hazır komutanım. Aferin Rüya Akpınar. Kahvaltı hazır, gelebilirsin. Sağ ol. İki dakika içinde sofrada ol asker. Emredersiniz komutanım. Rahat. Ben ne yapıyorum ya? Aa, mesleki deformasyon dedikleri bu mu oluyor yani? Oğlum Ruhi, efendim abi. Çabuk toparlan, kendine gel. Tamam abi. Bak hala duruyor ya. Dur biraz, yatayım, elleme beni ya. Biliyor musun Ürperi, bazen beni kullandığını düşünüyorum. Buna kullanmak gelmez. Hayat müşterektir, elim yanıyor. Letafet tam da... Ne diyorum ben ya? Letafetmiş. Rüyanın pijaması değil mi bu? Rüyanın pijaması. Ama pijama parayla alınır bir. Benim param yok iki. Para için çalışmam lazım üç. Çelişki var mı? Yok. Oğlum bu pijamanın parasını ben veririm. Giyme şunu, sinirim bozuluyor. Aa! Dikkat! Kalk, 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 kalk! Tanrımıza hamdolsun! Tanrımıza hamdolsun! Ordu millet var olsun! Ordu millet var olsun! Afiyet olsun. Sağ ol! Ay! Ne yapıyorsunuz ya? Oturun, oturun. Otur. Enişte, Vietnam sendromu geçiriyorum enişte. Geçecek. Sakin ol, tamam? Geçecek. 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 Hangi kitap seni İzmir'den buralara kadar çekti cazibesiyle? Evet, bugün planın ne Kerem'cim? Plansızlık. Yorgan altında ense yapma kariyerime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Ablan sana yeni kariyer imkanları sunsun. Abla, öyle çok efor sarf ettirecek bir şeyler yapmayalım, tamam mı? Yani şuradan odama yürüyecek halim yok. Ben de yorgun bir haftanın sonunda kardeşim bana eşlik eder. Yalnız bırakmaz ablasını dedim ama yalnızım demek. Abla, ya konu sen olunca tabii akan sular durur. Kerem kulun tatil sevincinde sana neler yapsın söyle bakalım. Seninle beraber tiyatroya gideriz. Abla, ev içi aktivitelerinde bulunsak
Yani ben seni evin içinde de eğlendiririm. Aman, ben biliyorum senin ev içi aktivitelerini. Öyle aşk acısıyla homine gırtlak, tumba yatak. İstemiyorum ben öyle olmanı. Çıkacağız beraber dışarıya, güzel tiyatroya gideceğiz. Tamam, arada bir de olsa insan ablasını sevindirmeli değil mi? Ama yalnız öyle iç karartıcı oyunlara gitmeyelim ha. Ay bak, sanki bana bağışta bulunuyor. Gördüğün banaysa öğrendiğin sana. Güzel güzel giyineceksin. Önce planımızı yapıyoruz bak. Şimdi buradan çıkıyoruz. Vapura biniyoruz. Geçiyoruz karşıya. Ortaköy'e gidiyoruz. Oturuyoruz. Birer kahvemizi içiyoruz ve tiyatromuza gidiyoruz. Ve sen çok güzel giyiniyorsun. Ceket giyeyim mi? Ceket giy, tiyatro sahibi ister. Tamam. Tamam, hadi. Ankara'da nasıl böyle sanat dolu günler yaşar? Sen nereden çıktın Ertuğrul? Ben tatilde nerede olacağımı söylediysem oradayım Bahar. Asıl şaşırması gereken sen değilsin galiba. Aslında evet, ben... Ben de onu söylüyorum işte. İzmir'de olmayacak mıydın sen? Gidecektim ama... Ama? Bilet bulamadım. Bilet mi bulamadın? Neden? Aslında son ana kadar gitme konusunda kararsız kaldım diyelim. Yani kesinlikle gitmeyeceğini söyleseydin birlikte bir program yapardık belki. Pardon. Şimdi neye karar verdin peki? Şimdi emin sayılırım. Evet. Gitmeye mi? Kalmayacağımdan eminim. Sanki çok uzun süreliğine gidiyormuş gibi konuşuyorsun. İnsan bir takım şeyleri, gördüğü bir takım şeyleri hazmedemediği zaman en iyisi uzaklaşmaktır diye düşünüyorum Ertuğrul. Ben hiçbir şey anlamıyorum Bahar. Hangi gördüklerini? Ya sen eğleniyor musun benimle? Tam tersi. Ben artık bu garip durumdan iyice sıkıldım. Eğlenmeyi bir kenara bırakıp da bir şeyleri ciddiye alması gereken sensin. Bahar, ben gerçekten bir şey anlamıyorum. Ya ben önemli bir şey mi kaçırdım? Önemli çok şeyi kaçırıyorsun Ertuğrul. İyi tatiller. Bahar! Koskoca Rıdvan Karat Lisesi'nin döner sermayesinin haline bak. Para makinesinde sayacak. Bir tutam param bile yok şerefsizim. Ama hep bu tatillerin yüzünden. Tam işler açılıyor. Çocuklar para harcamaya başlıyorlar. Pat, tatil. Şimdi sömestr tatil. Arkasından da Kurban Bayramı tatili. Oh be. Hiç kimse... Bu Amil Bey ne yer, ne içer, döner sermayeyi nasıl döndürür diye sormuyor ki. Susak herif, açıp girdikten sonra niye çalıyorsun kapıyı? Siz nasıl olsa girdiyeceğiniz hani ben vakit kaybı olmasın diye şey yaptım direktör. İyi tamam. Bundan sonra çalıp girersin içeri. Başüstüne. Ne var, ne istiyorsun? Ufak bir maruzatım vardı. Ben azıcık sıkıştım. Sıkıştıysan tuvalete git. Buraya niye geliyorsun? Şimdi sıkıştım. Burada mali manasına geliyor. Hani diyordum ki ne zamandır okul açık değil, yan gelir yok. Zaten kantin çalışmıyor ki. Çalışsa bile ben oradaki paradan hiçbir şey görmeyeyim. Ne istiyorsun? Demem o ki hani mümkünse diyeyim ufacık bir avans alsam. Avans? Sen kendi ağzından söylüyorsun kantin çalışmıyor diye. Nereden para bulacağım sana? Gidip ek iş mi yapayım? Şimdi estağfurullah direktörüm. Benim istediğim çok büyük bir meblağ değil. Dünyaca ünlü bir aikido hocası gelmiş, seminer veriyormuş. Onun için şey ettim ben. Aikido mu, o da ne? Japon sporu. Gidip karşısındakine dövüyorsun, vuruyorsun falan. Öyle bir şey yani. Dedim ki madem hocası gelmiş gidip öğreneyim. Yarın öbür gün şimdi Japon sevgilim falan olur hani cepte dursun diye. Üstelik ücreti de 100 TL. 100 TL? Biz para mı basıyoruz burada? Ama direktör mu? Yaması babası yok. Eğer susaklığa devam edersen ben sana bedava karate dersi vereceğim birazdan. Oh be! 100 TL'ye karate semineri. Tabii bulmuşlar senin gibi salakları, verirler. İyi. Biz de bari müdürlüğü bırakıp karate semineri verelim. Hah.
Ulan! Gel buraya. Yok vazgeçtim ben karateden falan. Bu seminer için para veriyorsun anlamına mı geliyor? Ramadancığım. Evet. Otur evladım. Otur. Otur, otur, otur. Hayır. Kendi seminerimizi kendimiz vereceğiz anlamına geliyor. Ayıptır sorması. Siz Aikido biliyor mudunuz? Semineri ben vermeyeceğim susak. Sen vereceksin. Ben mi vereceğim? Evet, sen. Şimdi hemen gidiyorsun ne kadar ninja filmi varsa topluyorsun. Bruce Lee, Jackie Chan, Shogun. Ne bulursan topluyorsun. Emanuel falan diyorsun yani. Ne bulursan. Bütün karate filmlerini al. Onları bir güzel çalışacaksın. Ondan sonra da seminerin verildiği yere gideceksin. Oradan müşteri ayartacaksın. Yarın bizim orada çok daha önemli bir hocanın semineri var. Üstelik kurs ücreti 100 YTL değil, 70 YTL diyeceksin. Yalnız iyice kamufle ol, buraya geldikleri zaman seni tanımasınlar. Anlaşıldı mı? Baş üstüne. Şimdi dersi ben vereceğime göre 50 kağıdını ben alsam. Ne hesap yapıyorsun? Sor, anlaşırız. E madem öyle diyorsun. Hadi fırla bakayım. Hadi fırla. Bu karate semineri sayesinde döner sermaye Japonya Merkez Bankası kasasına dönecek şerefsizim. Bu çocuk benim ticari zekamı canlandırıyor ya. Baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Arkadaşlar, arkadaşlar, siz de farkına vardınız mı? Mehmet bu ormana ne kadar çok yakışıyor, değil mi? Dük diye oturdu vallahi. Mehmetciğim, güzel kardeşim, bizim bu ormana geliş nedenimiz seni ait olduğun yere, doğaya geri bırakmaktı. Vedalaşalım. Çok komiksin. Arkadaşlar, ben susadım. Mehmet'in örgücünde olacak Yıldız'cığım. Ya yeter ha. Ya arkadaşlar ya, artık şu çadırları kuralım diyorum. Darkwood ormanlarının deliklerine girelim, o zaman ben çadırı kuracağım. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum. Şimdi beni takip edin. Son, iki, üç, dört. Karlı kayın ormanında yürüyorum gece. İşte çıkıyoruz. Anladım, çok sıkıldın evde. Tamam, şimdi çıkıyoruz. Yavaş. Emin Karakaya. Evet, benim. Bir evrakınız var. Şuraya bir imzalar mısın? Tabii. Tamam. Buyurun. İyi günler. İyi günler, teşekkür ederim. Afet Karakaya. Aa! Üzeri duydun mu? Afet Hanım takma soyak yapmış kendine. Duydum Letafet, duydum. Afet Karakaya'yı tanıyor musunuz? Ya benim, Afet Karakaya benim. Mektubunuz var. Evet. Bir kimlik görebilir miyim acaba? Hangimizinkini? Afet Hanım'ın kimliğini. Kimlik? Bir bakayım bakayım, varsa göreceksiniz tabii. Thank you.
Arkadaşlar, yavru kurtlarım ve yavru ayıcık Mehmet. Obamızı buraya kuruyoruz. İsmine dikenli oba koyarız. Oğlum her taraf diken buranın. Ay. Ay. Arkadaşlar, buraya kuralım. Ben çok yoruldum. Vallahi ben de yoruldum. Vallahi beyler, ne yalan söyleyeyim. Ben de yoruldum. Abi, kızlar yorulmuş. Obayı kuralım biz buraya en iyisi. Bana bak Sibel. Kafamı tasını attırma, otururum üstüne. Tatil sonuna kadar kalkmam, bıt bıt da kalmaz. Arkadaşlar, görev dağılımı yapıyorum şimdi. Bir dakika, bir dakika. Sen niye görev dağılımı yapıyorsun abi? Allah Allah, adama bak, her şey muhalefet. Ya sen yap görev dağılımı. Yaparız abi, hiç sorun değil. Şimdi Demet ve Mehmet kardeşler, siz avar çıkıyorsunuz abi, tamam mı? Allah Allah. Şey, tavşanlı geyikli, Allah ne verdiyse avlayıp yerin, iyi mi? Tabii, bende sandviç var, sen kafana göre tak. Tamam baba, sandviç de olur. Uçan kuş, Sibel, siz de gidin. Çalı çırpı falan toplayın. Sen çalı topla. Sibel, sen de bacakların gibi çırpıkları toplasın, iyi mi? Aa, çok komik. Şimdi sen burada kampı bir düzenle abi, ben de keşfe çıkıyorum. Allah Allah, niye ben kampı düzenliyorum? Ben keşfe çıkayım, sen kampı düzenle. Robinson Crusoe'ya bak ya. Allah Allah, ne kızıyorsun abi ya? Tamam, kampı beraber düzenleriz. Bakarız duruma göre. Cuma'cığım. Hadi beyler, Allah boş durun sevmez. Şöyle çalı çırpı toparlayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Unutmayın ki ormanın derinliklerine girip de geri dönmeyenler genelde şişman ve gözlüklü olanlardır. Mehmet'im, eğer ormanın deliklerine girersen ve geri dönmezsen bil ki öldür. Ama harbiden abi ha, o korku filmleri ne kadar komikti. Şimdi salağın biri ormana gider kaybolur. Sonra başka bir salak, ben onu aramaya gidiyorum der, o salak da kaybolur sonra. Beyler, Demet nerede? Demet? Şu tarafa doğru gitti. Sonra onların ruhları bir şekilde ormana gelir. Yani nasıl oluyorsa. Bu da başımıza afiyet. Hiç kok kesildi abi. Abi şimdi hiç koktan kavga etmeyelim seninle, tamam mı burada? Sen de şimdi gel böyle kelime esprisi yap, tamam mı? Kız kayboldu orada. Bu da Atilla Dorsay oldu bu abi. Espri beğenmiyor paşam. Arkadaşlar, biz ormana keyif yapmaya geldik ya. Keyif, gelmeyin ortama. Arkadaşlar, benim tuvaletim geldi. Ne olacak? Böyle orta yere mi yapayım, ha? Aşkım, bebeğim, yıldızım, uçan kuşum. Ya sen burada umumi tuvalet falan görüyor musun? Yok. Yerleşim birimi var mı sence? Yok. Peki herhangi bir inşaat? Hayır, geldiğinden beri problem çıkarıyorsun. Aman zaten size gelen de kabahat. Evde oturup magazin programı izlerdim, bundan daha iyi. Hadi arkadaşlar, hadi abi. Daha çok vaktimiz hani az kısıtlanıyor. Hemen şöyle kampı falan kuralım ya. Cavcım hadi. Ama yok. Zarfları bu kadar kalın yapmaya hiçbirinizin hakkı yok. Bakın mesela ben şimdi içeriğini anlamıyorum bunun. Zarfı açsam, bu hiç medenice değil. Ben ne yapacağım? Ürperi kafanı çalıştır ya. Of, of. Dur bakayım. Aha, bir A harfi görüyorum. Bir bunu görüyorum. Başka hiçbir şey görmüyorum ben Letafet. Ha, bu çabaya bu mudur yani? Kapıya bak Letafet. Bakamam, telefonla konuşuyorum Ürperi. Yani sabahtan beri car car telefonla konuşuyorsun. Fatura gelince hesaplaşacağız seninle biz. Abla, niye açmıyorsun kapıyı? Dondum dışarıda ya, penguen oldum. Çiğ balık var mı Burak? Aa, çiğ balık yok ama mektubum var. Koş gel. Abi. Aa, mektup. Abla, acaba albay askere yeniden gelmem için bana gizli bir görev mi tebliğ etti? Teneke teneke dan dan, teneke teneke dan dan. Teneke teneke dan dan, teneke teneke dan dan. Teneke, teneke, teneke dan dan. Teneke teneke dan dan, teneke teneke dan dan. Abla, ne tenekesi ya? Bir şey yazmıyor budur uyu falan. Bana değil mektup. Aa, evet. Demek. Aa, bak Afet Hanım'a gelmiş meğersem. Hayır, Ruhi gibi yazmışlar Afet Hanım'ı. Ben herhalde ondan şey ettim. Fakat açtık değil mi bunu? Açtık. Okuyalım madem. Ya madem açtık, okuyacaksın. Ya. Ne yapacaksın? Hadi yok, bakalım ne diyor. Ay. Otur. Oturayım ben. Konu, Afet Karakaya ile Emin Karakaya'nın boşanma davası. Duruşmasının günü değişmiştir. Ruhi kız. Bizim Afet Hanım'la post bıyıklı evliymiş. Ne diyorsun? Ben dul dul dedim kadına bunca zaman. Deme artık o zaman, ayıp. Aa, ama boşanıyorlar. O zaman de artık. Niye boşanıyorlar Ruhi? Sakın bizim Metin girmiş olmasın araya. Bizim Metin? He? Vallahi olabilir. Deme.
Aa. Vallahi açmasamaydık acaba ya. Cavcav. Ya sence bir şeyler yanlış gitmiyor mu abi? Bir sus zaten, sen karışmasan çoktan çakmıştık çadırları. Yapma bunu ya, yapma bunu. Abi çivileri yanlış yere sokmuşum, ne yapayım? İnsan değil miyim ben? Tamam abi, ben kullanma kılavuzundan çözdüm olayı şimdi. Söküp yeniden yapıyoruz. Sıra sende. Ha? Kaç o? 6-2. Arkadaşlar, yardıma ihtiyacınız olmadığına emin misiniz? Komiksin ya, ölmeye mi sen? Biz bunları gözlerimiz kapalı kurarız be. Açıkken kurduğumuzdan daha güzel olacağı kesin. Beyler, kızlardan yardım istesek mi? Ne biçim erkeksin lan sen? Erkek adam kızdan yardım ister. Kalıbından utan. Kiralık oyun çok güzel. Komik oyunmuş abla. Gelmek istemiyordum, ben de çok güldüm. Hep sinema, hep sinema. Tiyatroya da gitmek lazımmış. Ya beyefendi. İyi geldi vallahi, iyi götürdün ablacığım. Komşucuğum, iyi akşamlar. Size bir mektup geldi. Sizin evde bulunmamanız nedeniyle ben aldım mektubu. Buyurun güle güle okuyun. Gerçi pek güle güle okunacak bir şey yok içinde ama. Bu niye açıldı? Değil mi? Şimdi Ruhi bu mektup kendine geldi zannetti, açtı. Letafette yanlışlıkla okudu. Yoksa sizin boşanıyor olduğunuzu öğrenmemde benim hiçbir suçum yok. İnanın hiç benim... Bir Afet Hanım, bir şey soracağım ben size. Ya niye yuvanızı dağıtıyorsunuz? Boz bıyıklı seyrek saçlı diye mi? Ay neticede Metin de seyrek saçlı. Bir de örnek ver Ürperi. Çay içer miyiz? İçeriz. Sen iyi misin? Ne bileyim, bu mahkemeye aklım takıldı. Şimdi git oraya. Yalandan bir evliliğin, yalandan ayrıldığını yaşa. Bunlar benim ilkelerime ters. Bir tek sefer için ilkelerinden değil, gerçeklerden bahsetmek ister misin? İnsanın ilkeleri gerçekliğidir. Papatya Prenses. Onu seviyor musun? Çaydanlığın altını biraz kısayım. Çok ateşte.
kaynamaz. Olmadı galiba ha. Ya oğlum kaysana biraz ya. Ya bir göz var, nizam var. İki kişilik yer kaplıyorsun zaten, yuh be. Arkadaşlar isterseniz bizim çadıra geçin. Yok canım, yok. Öyle iyi. Allah Allah, bak keyfe bak, bak. Oh, oh, keyfe bak, oh. Sıcakmış da. Beyler. Kızlar, biz bir karar verdik. Teklifinizi kabul ediyoruz. Çıksana oradan be, çıksana. Aa, beceriksiz şeyler. Kuruldu beni tabirim, ayağım küçük. Ne yapayım için ya? Gel kardeşim, buna için. Gamze! Gamze ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Aa! Öyle ani hareket yapman yasak senin. Allah Allah, gazete okuyorum Sedat. Ne var bunda? Olur mu hayatım? Doktor ne dedi? Ani hareket yapılmayacak, ağır kaldırılmayacak. Dikkat etmemiz lazım bunlara. Hem sen aç bakayım ağzı, bir meyve yiyelim bakalım. Meyve yiyelim biraz. Hadi bakalım hop. Sedat sürekli meyve yediriyorsun. Allah Allah, nasıl sürekli hayatım ya? Tabii ki sürekli yiyeceksin. Meyve iyi geliyor diyorlar. Hem oğluma iyi bakmam lazım. Bir dakika, bir dakika. Senin bu İnceliğin, bu izzeti ikramın bebeğin erkek olacağından mı? Ne alakası var hayatım? Sen de saçmalıyorsun artık ama ya. Ha. Hem ben zaten oğlumuz olacağını biliyordum. Nereden biliyordun? Nereden mi biliyorum? Erkek adamın erkek oğlu olur, balık adamın balık oğlu olur. Ay, bu 16. yüzyıldan kalma atasözünü hatırlattın, iyi oldu. Yani biz 20. yüzyılda sağlıklı olsun da cinsiyeti önemli değil diyoruz. Zaten şaka yapıyorum hayatım ya, sen de abarttın ya. Bilmiyorum artık. Ya hayatım yapma böyle. Yamaç. Oğlum bak, annen hiç espriden anlamıyor şakadan artık ha. Yamaç mı? Ay bakıyorum ismini de seçmişsin. Erkek olunca tabii ister istemez. Hani aramızda konuşmuştuk ya, sonra şey yaparız erkek olursa. Konuşmuştuk ama ben daha önerimi sunmamıştım. Ama çok sevmiştin hayatım. Hem çocuklar da çok sevdi. Hadi abi, Yamaç'ın annesi. Uyamam ben annesine. Gülsün o anne, hadi bakalım. Hayatım yapma böyle ya. Bak Arif'le konuştuk, ne diyor çocuk biliyor musun? Sedat, çocuk iyi ki erkek oldu. Bak ne güzel amca olacağım. Ya kız olsaydı, hala mı olacaktım dedi bana. Vallahi güldüm. Güldün, yakaladım. O gülmeyi yakaladım ben ya. Güldün işte. Yamaç, çabuk anneyi gıdıkla bakalım. Çabuk gıdıkla, anne biraz neşelensin. Bak gıdıklamazsan tahliye olunca maça falan götürmem ha. Karşı lacivert, karşı lacivert, karşı lacivert. Sarı. Sarı. Susma kapalı, susma kapalı, susma. Manyaksın sen ya. Gel buraya gel. Ama annesi. Ben sana meyve yedireyim. Ya hayır. Tut, ya. Bu çocuk aç mı kalacak? Hani bu çocuğun meyveleri? Aç, aç, bak. Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Hop, hop, hop. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Hop, hop, hop. Unuturum sanmıştın güzelim, gözüm yollarda kaldı. Vay be! Kardeşlerime bak, bülbül gibiler. Abi özlemişim ya. Çok güzel oldu bu kamp muhabbeti ya. Hani beyler, arada sırada böyle kaçmak lazım ha. İyi, güzel yapıyoruz da. Hava da soğudu. Karanlık da bastı ya. Ormanın da tam ortasındayız yani ha. Benim bir arkadaşım başına gelmiş. Ne gelmişti? Ormanda kamptayken uyuyakalmışlar. Sonra da yok. Neredeymiş ki? Önce bir sis gelmiş. Sonra o sis onu alıp gidiyor. Hadi canım. Biz de geçen sene kaptayız arkadaşlarla.
Ayı geldi bizim çadıra girdi. Yuh. Farkında mısın bilmiyorum ama ormanın tam ortasındayız. Ne yani? Şimdi burada da ayı var mıdır? Ayı, kurt, çakal, hatta aslan. Yuh. Tamam, aslan yoktur değil mi? Vallahi ben böyle hayvandan falan korkmam ama eğer karanlık güçler varsa o zaman kötü beyler. Olmaz mı İnce Mehmet'im? Her köyün kendine ait efsaneleri var. İnsan yiyen ağaçlar, cinler ve onların hepsi de en çok ormanı seviyor abi. Sen karanlık güçlere inanır mısın? Bilmem. İnan. Bizim bir tanıdığımızın başına gelmiş. Ayakları ters dönmüş. Hep annem anlatır. Yine böyle bir kamp sırasında tuvalet ihtiyacını gidermeye gidiyor. Derken içine karanlık güçler giriyor. Yapma be. Bu arada ben hala tuvaletimi yapmadım. Çok fazla geldi ve daha fazla tutamayacağım. Ya kızım git şuraya bir yere yap işte, bakmayacağız. Tek başıma mı yapayım? Demet, sen de gelsene. İyi, tamam gidelim. Hadi. Şişt. Dikkat edin. Şişt. Çok uzağa gitmeyin be. Tamam ya, tamam. Çok güzel. Arkadaşlar, şimdi bakın. Arkadaşlar, şu tarafta bir tane dağ olacak. Yarın ona tırmanıyoruz. Peki, sen daha önce tırmandın mı oraya? Herhalde. Sonu kadar mı? Sonuna kadar abi. Oraya çıkıp arkana baktığın zaman gördüğün tek şey yorgunluktur. Ben bu kadar mesafeyi nasıl çıktım diyorsun. Benim uykum geldi, yatalım mı? Evet beyler, yavaş yavaş yatsak iyi olacak. Yalnız bu ateşin sabaha kadar yanması lazım. Çünkü kurtlar ateşi görünce yaklaşamazlar. Ben nöbet tutarım Cavit. O zaman ben de yatarım. O zaman kanka biz gidip çalı çırpı toplayalım. Çünkü sabaha kadar yanacak bu ateş. Arkadaşlar, biz gelinceye kadar uyumayın sakın, tamam mı? Sessizlik ne güzel. Ne güzeldi. Ta ki sen konuşana dek. Uğraşma kızım ya, uğraşma. Sevmiyorum seni. Ay ben sana bayılıyorum sanki. Keşke benim bir abim olsaydı. Bu saatten sonra zor be uçan kuşum. Siz var ya, birbirinizin değerini bilmiyorsunuz. Değerini bilecek bir şey olsa. Hadi oradan be. Silah sesi bu. Teflon, Cavit. Arkadaşlar hadi bulalım. Hadi hadi. Demet hadi.
Abi yakalandılar. Mahvolduk. İşimiz bitti. Ya Allah kahretsin ya. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ya. Mahvoldum. Abi adamların silahları vardı ya. Telefon abi. Telefon. Bak çekmiyor. Benimki de kampta kaldı. Benimki de kampta kaldı ya. Oğlum neredeyiz? Ne bileyim ben. Hadi buraları biliyordun. Abi burada kalmıyorum. Gidelim ben kaçalım. Nerede kaldınız ya? Bunlar da kim? Bunlar misafirlerimiz. Geçin içeri. Geç şuraya. Geç. Bize ne yapacaksınız? Beyninize bir kurşun sıkıp kurtlara yem edeceğiz. Nasıl plan? Yem edin Allah'ım. Biz olur mu? Biz size bir şey yapmadık. Abi biz bir şey görmedik. Vallahi görmedik. Daha ne göreceksin lan? Gerizekalı. Boş ver. Barışlarım onlar mı? Arayan saran yok. Vaktimiz azalıyor. Ünlü iş adamı Müfit Kaçmaz Bey. Eğer istediğimiz yere para gelmezse bu çocuklar çok güzel bir ölüm izleyecekler. Yemin ederim. Yemin ederim verirler. Yemin ederim. Biz bir şey yapmadık. Bize bir şey yapamazsınız. Sus dışına. Kıma onu. Sen de istiyorsun demek. Kımıldama ayı yavrusu. Abi tamam sorun değil. Özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Sen de özür dile. Özür dile hemen. Özür dilerim. Duyamadın. Özür dilerim. Daha yüksek. Özür dilerim. Yeter artık ya. Vallahi şundan ellerini ayaklarını patır yapmasınlar. Bana bak Müfit Kaçmaz Bey. Dua et para istediğimiz yere gelsin. Para istediğimiz yere gelmezse beynini patlatırım. Yaparım. Daha önceden de yaptım. Bundan büyük zevk alırım. Anlaşıldı mı lan? Ne olur. Ne olur. Vurmayın. Kesin getireceğim. Kesin. Dua et zengin karın seni seviyor olsun. İnşallah onu mutlu etmeyi başarmışsındır. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz orada öleceğiz. Kes sesini. Hadi bu çocuğu. Sessiz olmamız lazım zaten. Cavit. Sen de sus. Bir şeyler yapmamız. Çocukları orada yalnız bıraktık. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. En azından günü arana kadar burada kalmamız lazım. Çok geç kalmış oluruz. Çekiyor. Burada çekiyor. Çalıyor. Alo. Anneciğim zor durumdayız. Başımız belada anne. Anne. Allah kahretsin, şarjım bitti ya. Selim, Selim. Sakin ol kardeşim. Oğlum, hepimiz kurtulacağız. Sakin ol. Abi çok üşüyorum. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ateş yakalım. Ateş yakalım. Ya ateş yakarsak yerimizi bulurlar. Ya hadi biraz daha dayanmalıyız çocuklar, hadi. Hadi çocuklar dayanmalıyız hadi. Hadi kalkın dayanmalıyız oğlum. Hadi kalkın ya. Hadi. Hadi. Kalk İbrahim kalk. Ne oldu? İbrahim kalk. Kötü bir şeyler oldu. Kötü mü? Selim aradı. Heh. Anne başımız dertte dedi, telefonu kapandı. Kalk İbrahim kalk, bir şeyler dur, yap. Dur. Belki hat düşmüştür. Bir şey olmuştur. Dur ararız anlarız şimdi. Kalk. Gel. Hadi. Kapalı. Ay işte bir şey oldu İbrahim. İbrahim ne yapacağız İbrahim? Polise mi haber versek? Ay nerede olduklarını da bilmiyoruz. Bir saniye Şenay, bir saniye. Sakinli düşünelim biraz. Afet Hanım.
Afet Hanım götürmedin bu çocukları geziye. İyi de telefonu. Onu arayalım. Aa, Selim bir ara bir liste bırakmıştı. Öğretmenler telefonları falan vardı. O duruyor mu hala? Duruyor, duruyor. Git getir onu çabuk. Tamam. Hadi. Şimdi anlarız ne olduğunu. Allah'ım. Hayırdır? Alo efendim. Alo. Afet Güçverir'le mi görüşüyorum? Buyurun benim efendim. Ben talebelerinizden Selim'in babasıyım. İbrahim Yazıcı. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok estağfurullah da ne oldu? Yaramaz bir şey yoktur inşallah. Biz de onu sormak için aramıştık. Selim annesini aramış. Zor durumdayız demiş. Sonra telefon birden kesilince biz de evhamlandık tabii. Yani siz öğretmen olarak başlarındasınız ya. Gene de bir sorun olup olmadığını. Bir dakika. Bir dakika ben neyin baş... Ben bir yerde bir yerin başında değilim. Ne oldu yani Selim... Selim evde değil mi? Afet Hanım, Selim sizinle ve okul arkadaşlarıyla okul kampına gitmişti ya. Nasıl? Hayır efendim ben kendi evimdeyim. Nasıl olur? Afet Hanım götürecek bizi dedi. Hatta siz aradınız. Anlaşıldı. Bunlar böyle bir numara çevirdiler izin alabilmek için. Yok yani peki neredeler şimdi bunlar? Bir köye gideceğiz diye bahsettiler. Okul gezisi olduğu için pek üstüne durmadık. Afet Hanım, Afet Hanım ben annesiyim. Başlarına kötü bir şey gelmemiştir değil mi? Yok, yok merak etmeyin gelmemiştir tabii ki. Lütfen sakin olun. Ben ne yapıp yapıp bulmaya çalışacağım bunlar neredeyse. Sizi de haberdar edeceğim. Tamam Afet Hanım, biz sizden haber bekliyoruz. Tamam. Ay bunu ne yapıyor bu? Nerede bunlar? Ben nereden bulayım şimdi bunları? Abla ne oluyor? Ya benim bu 10A'dakiler kampa mı gitmişler, başlarımı dertteymiş. Ne derdiymiş bu ya? Bilmiyorum evladım, telefon kapanmış, konuşamamışlar. Nerede olduklarını bilmiyorum ki. Melike bugün kafede miydi? Evet. Tamam demek ki o gitmedi. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Ara, Kopil'i ara. Melike'nin telefonunu al. Melike'den bunların nerede olduğunu öğren, o biliyordur. Ondan sonra da bu çıkan numarayı ararsın. Nerede olduklarını bildir annesine babasına çocuğun. Tamam mı? Ben hazırlanıyorum. Abla nereye gidiyoruz? Ya işte bunları gidip bulmaya başları dertte belli ki. Hadi. Tamam. Kalk hadi. Hadi günü arıyor abi. Nereye gideceğiz? Bir yer göster ya. Orada köy var. Evler var orada. Hadi gidelim o zaman çabuk. Yürüyün abi. Ne zaman gelecek Ramadosa? Birazdan gelir. Ben demin baktım. Derse hazırlanmak için bacaklarını omuzuna almış dinleniyordu. Ben hemen gidip çağırayım. Ramadan? Ramadosan! Nasıl olmuş direktörüm? Muhteşem, muhteşem. Bana bak, filmleri iyi çalıştın değil mi? Evet. Güzel, hadi gidelim o zaman. Şey diyecektim, şu bilet paralarını toparladınız mı? Toparladım onu. Dersten evvel şu benim 50'yi verseydiniz diyecektim. 50 mi? Ne diyorsun sen ya? 30 olsun o zaman. Hadi. Bari onu bağlayalım. Ya adamlar bekliyorlar, Ramadan. Hadi yürü. Tamam, o zaman dersten sonra şey. Tamam, hadi. Arkadaşlar, Rıdvan Kanat Lisesi olarak sizlere dünyanın en önemli Aikido hocası Ramado San'ı takdim etmekten gurur duyarım. Seyir.
Demek hepiniz Aikido ile ilgileniyorsunuz. Bu adam Türkçe konuşuyor. Ramadosan'la bizim hukukumuz çok eskiye dayanır. Türkiye'ye gide gele Türkçe'yi de öğrendi tabii. Evet. Bugün sizlere Türkçe hitap edeceğim arkadaşlar. Gelelim konumuza. Konumuz Aikido. Aikido nedir? Aikido, biz Japonların ara sıra ufkumuzu genişletmek amacıyla sağda solda yamuk yapan arkadaşları kafaya göze vurmak suretiyle dövmeye verdiğimiz isimdir. Neymiş Aikido? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Hocam. Hoca camide. Sansai diyeceksin, terbiyesiz. Alayım. Sensei Ramadosa. Ushiro Tori tekniği hakkında benim sormak istediğim bir soru vardı. Ne Ushiro Tori? Ushiro Tori. Evet. Ushiro Tori tekniği benim de en sevdiğim tekniklerden bir tanesidir. Peki rica etsek bir gösterebilir misiniz? Tamam. Dilersen şöyle edelim. Önce sen bir göster de arkadaşlarına bakayım. Eğer bir yanlış varsa ben oradan düzelteyim. Tabii. Ben de Kotodori Shuman Uchi tekniğini öğrenmek istiyorum. Rica etsem gösterebilir misiniz? Kotodori Shuman Uchi. Çok zor bir teknik. Şimdi onu da sen göster de arkadaşlarına. Ben doğru gösteriyorsan devamını gösterdim. Gel böyle. Oo, semineri biz mi veriyoruz yoksa siz mi? Evet. Ya o sen filmlere çalışmadın mı? Bir şeyler göster şunları anlayacaklar şimdi. Kesin göstermek lazım, anlayacaklar vallahi. Hadi çabuk. Evet, şimdi ben size yılan duruşu tekniğini göstereceğim. Sen de benimle beraber göster ki hepsi bir arada görsün. Şimdi bakın, bu ayağınızı bir yere koyuyorsunuz. Sonra bu yolu böyle yapıyorsunuz. Bunu da onun altına koyuyorsunuz ve böyle hısmınızı sızıyorsunuz, sızıyorsunuz. Bir boş anda... Ne vuruyorsun be susam? Belimi kırıyordum. Bir dakika ya. Seni tanıdım. Dünkü seminerin girişinde bizi buraya çağıran eleman değil misin sen? Evet, o. Hayır, değilim ben o susak. Ha işte. Dün de böyle Trakya şivesiyle konuşuyordun. Ne alakası var canım? Benimkisi Kuzey Japon şivesi. Vay be. Demek dolandırıldık ha? Bunlar dolandırıcı. Verin paralarımızı. Sakin olun. Sakin olun. Bu beni de kandırdı. Ben de onu Japon sandım şerefsizim. Tamam. Alın paralarınızı. Hadi arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Bari biraz Aikido yapalım. Allah'ını sana vurmasın. Neresi burası mı? Muhtarın evi mi? Burası. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Burası mı acaba? Buyurun. İyi günler. Siz muhtar mısınız? Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu köyde 6 tane çocuk kayboldu. Yani çok acil bir durum var. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Sizin hiç haberiniz oldu mu? Bu köyde? Evet, bu köyde. Öyle dediler bize. Burası sakin bir köydür. Buralara yabancı kimse gelmedi. Ama işte bize öyle dediler. Yani nasıl yardımcı olursunuz? Bir dolaşalım. Etraftan, halktan bir şeyler belki öğrenebiliriz. Hadi siz hemen şey yapın da biz de yürü, biz de jandarmayı bulalım. Ara gelmemiş daha.
Alo. Size verdiğimiz süre dolmak üzere. Para hazır mı? Eğer para gelmezse kocanı gözümü kırpmadan gebertirim. Anladın mı? Şimdi vereyim mi kocanı? Konuşacak mısın? Alo. Karıcığım. Ben de seni seviyorum. Parayı getirin. Ne istiyorlarsa yap. Kurtarın beni. Alo. Süre azaldı. Parayı getirin. Abi. Bunları ne yapacağız? Bir yerine 4 mezar kazacağız. Olacak bitecek. Abla, jandarma köy amma uzak. Köyde bir şey olsa Allah Allah. Ya sus da bir yürü bu çocukların başına. İnşallah bir şey gelmedi ya Rabbi. Aman bizim çocuklar. Anam gel. Dur, ağlama. Ağlama. Ay ne oldu söyleyin bana. Ne oldu oğlum? Arkadaşlarımızı kaçırdılar. Kim kaçırdı ayol, ne oldu? Silahlı adamlar. Bak geldi oldu. Ağlama, korkma. Çocukları buldunuz mu? Ya. Söyle ne oldu peki? Çocuklar sakin olun, sakin olun, sakin olun. Ormanda bir kulübe var. Kulübün orada 3 tane silahlı adam. Bir tane başka bir adamı kulübeye sokuyorlardı. Biz de oradan geçerken gördük bunları hocam. Tamam. Nerede olduklarını biliyor musun? Evet, ormanda kulübenin içindeler. Tamam. Sen ekiplere haber ver. Sen benimle gel. Hadi bakalım. Sen de git bakalım. Hadi. Bir bu tarafta. Tamam hadi. Gel bakalım. Güzel. Sonunda. Para yattı abi. Başardık. Şimdi sıra arkamızda delir bırakmamaya geldi. Ama söz vermiştiniz. Ben imam değilim lan, psikopatım. Ne isterseniz veririm. Yukarıdakiler. Jandarma konuşuyor. Silahlarınızı veren elleri bırakıp teslim olun. Jandarma. Abi. Allah kahretsin. Abi ne yapacağız? Ne biliyorum lan ben? Nereden çıktı bu adamlar? Abi ben hapishane sürmek istemiyorum. Sus lan. Sus, düşünmeye çalışıyorum, sus. Komutanım, para gidişin emrinizi bekliyoruz. Herkes hazır. Anlaşıldı. İki dakikaya kadar çıkmazlarsa biz giriyoruz. Yardım edin! Arkadaşlarımıza bize ihtiyacı var oğlum. Çocuklar! Çocuklar! Çocuklar koyun! Çocuklar koyun! Biz okuldan mezun olduktan sonra da evimize götürebilecek miyiz? Hayır yani üzerlerine çok emeğimiz var da. Bu harika esprilere enerji sarf etmeyin. Daha çok işiniz var. Okam kaçamağının cezasını çekeceksiniz. Bu sıralar bittikten sonra bütün okulun sıralarını elden geçireceksiniz. Yapmayın. Hiç sızlanmayın. Ailelerinize yalan söyleyip başınızı belaya sokmadan önce iki kere düşünürsünüz böylece. Öğretmenim. Tamam bizim suçumuz büyük ama ya bari başka okulun sıralarını boyamayalım. Ama ne başka okulu? E baksanıza bir kamyon sıra geldi. Hakikaten bir sürü sıra geldi.
Ne vurdu bakalım, öğrenir çekin. Geçin, gidin, sürmeyin üstüme koyun. Merhaba. Demek bu sıraları siz... Evet. Bu kahraman öğrencilere nasıl teşekkür edebilirim diye düşündüm. Sonra okula bir faydam olursa onlara da olmuş olur dedim. Çok teşekkür ediyorum. Asıl ben size ve bu kahraman gençlere çok teşekkür ederim. Oğlum, sıralara bak. Gıcır gıcır. Artık sıraları boyamak zorunda kalmayacağız, iyi mi? Boşuna sevilmeyin. Sıraları tamir etmekten Müfit Bey sayesinde kurtuldunuz ama ben size yapacak başka iş bulurum. Şimdi hadi devam edin, yardım edin abilere. Hadi bakalım. Hadi.